Selamünaleyküm. Şimdi bir durum fark ettim de onunla ilgili sizi bilgilendirmem lazım. Burada dikkat edeceğimiz aslında çok da kolay oldu da biraz geç oldu. Şey fark ettim. Namı değer şu Hakimiyet gazetesi haberler yapıyor. Yani gerçek mi değil mi? Hani doğru tarafta mıyım, yanlış tarafta mıyım? Bunları anlamaya çalışıyorum. Aklımı karıştırdı ama bir şey fark ettim. Bu unsur bakalım ne? Bu gazetenin Vural Turan'a ayrı bir gıcıklığı var. Bak kesin ve net. Tarafsız değil. Ona eminim. Bunu şimdi size nasıl ispatlayayım? Yani nasıl daha doğrusu bir giriş gelişme sonuç olarak anlatayım. Şöyle ki, şimdi ben bunu anladığımda şöyle bir fotoğraf paylaşmıştım. Bakalım. Gazetenin fotoğrafı, hatta direkt benim paylaşıma gelelim. Gazetenin fotoğrafı ve gerekli açıklamayı yapmıştım. Bunu zaten benim çevremdeki herkes gördü. Şöyle de bir gazete çıkmıştı. Ne hikmetse bunun röportajı da vardı YouTube'da. YouTube'dan bu silindi. Aylar önce. Yani nereden baksan. Hatta bir sene önce tabii bak. 2023 Mart. Doğru. Bir seneye yakın. 2 hafta sonra YouTube'daki röportaj silindi. İşte aradım Volkan'ı. Hayırdır Volkan falan. Ya dedi yanlış şey. YouTube silmiş. Şöyle böyle. Volkan, bizim hani ben 20 yıldır YouTube kullanırım. Hani YouTube silmez, yani böyle bir şey silmez. Ondan sonra ya işte bir ya yanlış bir yere bastım ya şu falan. Tam datasını yolla bana, ben kendi duvarım kanalımda paylaşayım dedim. Yok dedi, sildi. Eyvallah. Tabii bu yazdıklarım havada değil. Neden havada değil? Ben bunu yazdıktan sonra bu şekilde bir açıklama yapmış. Şimdi bu açıklamanın da yorumları var. Sorular sordum. Tek cevap yok. Tamam mı? Façası yiyorsa bunu haber yapsaydı diyorum direkt. Çünkü tarafsız olmadığını bak şimdi nasıl ispatlıyoruz. Mengen'de 2-3 gündür ulusal anlamda haberleri konu olan mevzular dönüyor. Nasıl ki? Sırasıyla gidelim. Mengen çöp yazsanız, tamam mı? Bir sürü kanalda yani NTV'de, Halk TV'de bile var ya, göstereceğim birazdan. Ama hakimiyette dünün tarihine gelelim. 8 saat önce. Bakalım bakalım. Bu var. Ama çöp olayı yok. Bunlar yok. Buyurun. Bu da dün. Bu da dün. Var mı bakalım? Yok. Devam. Bu kadar basit. Buyurun. Köroğlu gazetesi. Mengen haber sitesi. Hadi Mengen diyelim. O Köroğlu. Bolu'nun bir haber sitesi. Bolu Gündem. Tamam mı? Bu Bolu Gündem'deki başka bir haber. Bak düşün, Yeni İtfaiye diye paylaşmış. Aynı gazete bu arada. Bolu Hedef. Hakimiyetle aynı. Ama ne hikmetse kendi sitesinde öyle bir bakıyoruz. Var mı itfaiye ya da çöplerle ilgili herhangi bir haber yok. Ama
Bu var. Bak aynı gün. Bu çıkıyor. İşte Turambo iftar yemeği veriyor. Bunlar var. Şimdi bu ne? Bunu da söyleyeyim. Bu da A'dan Z'ye düzmece. Aksini ispatlayamaz. Mahkeme kararlarına ulaştım. Tabii ki bunu paylaşmak bana düşmez. Ama yok, aksini ispatlayamaz. Cahçurt diye benden davacı olursa hodri meydan. Tamam mı? Adli tıp raporları var. Sağlık heyet raporları var. Mahkeme kararı var. Ondan sonra devam edelim. Bakalım var mı gene bir gün öncesininkilere. Yani bir Turhan ya da üçünü birden diyeyim. Ama burada sadece Vural'a vuruyor. Turhan'a dokunmuyor. Aksine pöf pöflüyor. Gültekin'i de pöf pöflüyor. Devam edelim. Başka var mı? Bakıyoruz, bakıyoruz. Tamam. Şimdi geldik 2 gün önceye kadar. 3 gün önceye kadar gidelim bakalım. Başka ne haberleri var Mengen'le ilgili? Tarafsız değil, o kesin. Artı bir de karalama kampanyası yürütüyor. Ona kesinlikle kalıbımı basarım. Buna da geleceğiz. Buna da geleceğiz. Şimdi şu gazeteyi bir ispatlayalım. Bunu ispatladık bak. Ne çöp mevzusu var ki bugün orada bildiğimiz bir kaos kriz çıktı. Yani Çevre Şehircik'ten geldiler, kaymakam, DSİ hepsi orada şu an o çöpleri kaldırmakla uğraşıyor. Bugün öğle suları başladılar. Çalışmaya sağ olsunlar. Ha, Turanbulut kılını kıpırdatmıyor. Sanki o çöpü oraya o yığmamış gibi. Ki kaldı ki ben size yeni yeri de gösterdim. Devam. Bakalım o dünkü olaylardan buraya ne olmuş? Ha, bir tane videomuz hazır. Ama sesini beğenmediğim için yenisini çekiyorum. Bu zaten kapalı. Hani izleyemezsiniz, dinleyemezsiniz. Bakalım neler olmuş. İşte yağmur yağacağı belli olduğu halde hatta ben bunu günler öncesinden söylememe rağmen inadına bugün yaptılar bu etkinliği. İnsanlar çamur yedirdiler, çamur. Çünkü çöl tozu vardı havada biliyorsunuz. Yağmur başlayınca insanların yemeğine çamur aktı. Umursamaz olduğunun bir ispatı. Devam. Halk TV bile bu çöpleri yayınlamışken Hakimiyet gazetesi umurunda bile olmadı. Çünkü neden? Taraflı karalama kampanyası yürütüyor bu aralar. Buna da geleceğiz. Niye bunu yaptığını. Vural Turan'dan 200 bin lira istediği ortaya çıktı. Bu adliyede bu vaka. Hakimiyet gazetesinin sahibi istemiş. Vural da vermemiş haliyle. Yani Vural diyorum tövbe estağfurullah. Vural Turan ya da Vural amca. Vural amca da vermemiş. Vermedi diye habere böyle uyduruk uyduruk haberler. Şimdi hepsinin uyduruk olduğunu ben ispatlayacağım. Arzu ederseniz, yok ben bu senin çektiğin videonun denklemlerine inanmadım diyorsanız ispatlayan videoları da çekeriz. Aynen. Bir gün önce İtfaiye çalışmamış, videolar atılmış, sosyal medya çalkalanmış. O videolara montaj deyip kalkıp bir de ev sahibi bir video çekmiş. Yok demiş, ben demiş burada başka bir araç görmedim, sadece belediyenin aracını gördüm. Yangınımı da söndürmüşler demiş. Ya arkadaş, yani o zaman Vural Turan bu kadar güçlü adam da kendi arazözü var da onu mu çekti de oraya senin yangınını söndürdü? Çünkü orada şurada gözüken Mengen itfaiyesinin personelin pompa basmadığı için suyun yani buyurun yani suyun mesafesi bu kadar. Yani bunu izledik hepimiz. Yani kimse boşu boşuna burada yandım anam diye bir daha itfaiye çağırmasın. Öyle değil konuyu. Bakalım başka neler olmuş. O başka bir haber Diyarbakır'dan. Bunları da tamam haber yapmaz Hakimiyet gazetesi. Onun için haber niteliği taşımıyor. Bu da taşımıyor. Çünkü neyesini söyleyeyim. Bu videoda da bir sabote var.
dört yoldaki hoparlör çalışmıyor mu, çalıştırılmıyor mu? O gün mü arızalandı, onu bilmem. Ama çalışmıyordu. Gözümle gördüm tesadüf. Ondan sonra cima çöp mevzusu 2 gün önce. Biz kaç güne gelmişiz orada? 5 gün önceye kadar gelmişiz. Çöp görmediniz değil mi? Ben de görmedim. Göremeyeceğiz de. Neyse, 2 gün önce geldik. Yok. Bu da hakimiyet için haber niteliği taşımıyor. Çünkü burada hep Turhan'ın hataları var. Turhan Bulut'un hataları var. Bunları paylaşmıyor. Bu da bizim kendi aramızdaki bir mevzu. Bu da haber niteliği taşıyor ama bunu da paylaşmamış. Kaç gün önce? 3 gün önce. Bakalım. 3 gün, 2 saat. 3 gün, 2 saat. Bakalım var mı? Zaten biz 5 güne kadar gelmişiz. Ne? 22 Mart'ta gelmişiz. Kimse yok. Devam. Kısacası bak bunlar hep haber niteliği taşıyan haberlerken, hele ki şu façan yiyorsa, tamam mı? Çok tarafsızım, çok delikanlıyım diyorsan yarın bunları yayınlarsın haber kanallarında. Tamam mı? 8 yıldır Mengen Belediyesi, Turhan Bulut yönetimindeki Mengen Belediyesi mazot almaktan başka bir tuvalet, bir tane de sosyal hizmet binası yapmış. Bu sosyal hizmet binasını da araştıracağız. CİMER'e yazdık. Bunu ne onun adı? Bu bina nerede? Biz bu binayı bulamadık, sosyal hizmet binasını. Detaylar bu videoda da var, izleyebilirsiniz. Ondan sonra burada işte çöplüğün yerinin hiç kapanmadığı, hep orada olduğu Trump iddia ediyor. Kapattık diyor, selden açılmış. Lan sel oraya kadar gelmedi ki. Sen kimi kandırıyorsun? Aynı anaokulundaki çocukları kandırırsın sen. Neyse. Tamam. Yani Google yalan söyleyecek hali yok. Uydu fotoğrafı var burada. Sonra yine bu fotoğraf keza yani düzmece videolar. İşte doğalgazdan nasıl memnun musunuz? Evet, çok güzel ısınıyoruz ama doğalgaz bağlı bile değil. Hani her yere gelmiş ya doğalgaz. Geçeceğim Ayşe. Tamam, benim evimde var doğalgaz. Taşıma. Sen de getirmedin. Çünkü sen getirseydin Mengen gaz yazardı faturada. Aksa yazmazdı. Tamam mı? Şekerim. O yüzden bize ayak yapma. Mesela Ankara'da nasıl ki başkent gaz yazıyor. Tamam, burada da Mengen yazardı. Devam. O yüzden sen getirmedin demezler. Bu çöp mevzusu da keza öyle. Neyse. Bunlar haber niteliği taşımıyor. Eyvallah. Ama bakın. Bu haberler her yere çıkmış. Tamam mı? Kanal 5 diye Bolu'nun bir kanal Mengen bunu ilçesinde yayınlamış. bulunan Mengen çayının hemen yanı başında Tamam. bulunan Yetmedi. Ne bu? Sport 14 diye bir kanal var. O yayınlamış. Başka var mı bilmiyorum. Ki vardır yani, araştırsak daha çok çıkar da, ya Halk TV'de var ya. Yani kendi kanalları bile adama küsmüş. Neyse. Sonuçta bu gazetenin Mengen'le olmadığını, Mengen'le alakasının tamamen tarafsız olmadığını gün gibi ortaya çıkartmış olduk. Çünkü Turan Bulut ya da Gültekin'in lehine mi diyorlar? Tabii. Ya da her neyse işte onların yararını olmayan hiçbir haberi paylaşmıyor. Ha, Gültekin'in neyi var? Gültekin'in bir şeyi yok zaten. 10-15 yıldır Mengen'de memur olarak bildiğimiz biri. Ondan belediye başkanı olur mu? Vural'dan mı olur derseniz tabii ki Vural'dan olur. Çünkü bir esnaf terlemeden kazanamayacağını bilir. Terlemek zorundadır. Çalışmak zorundadır. Ama memur öyle değildir. Memur bir kere kazanmak zorundadır. O da KPSS. Kazanır, memur olur. Ondan sonra tıkır tıkır her ay maaşı gelir. Aynı Turan Bulut gibi. Bir kere seçim kazandı, 2 kere kazandı. Hep maaşını aldı ama hizmetimiz var mı? Cümle alem biliyor. Sıfır hizmet. Günde bir kere çöp toplanıyor. Halbuki Ramazan ayında, bak bu çöp konusuna da geleyim. Şimdi bunun sebebi iftar. Şimdi diyorlar ki buna,
Çöpleri boşaltmışlar. Ya arkadaş, çöplerin hepsi dolu. Bak bunu yapalım madem öyle. Yani bu çöpü boşaltmana gerek yok zaten. Çünkü dolmuş. Burada muhtemelen iftar vermişler. Tabaklar var. Yemek yapılmış. Buraya çöpler atılmış. Sığmadığı için kenarları koymuşlar. Köpekler de dağıtmış. Bu kadar basit. Bunu boşalttılar diyecek. Yani çöpten yerlere bilerek boşaltmışlar. AK Partililer yapmış demeleri, tamam mı? Komik. Niye biliyor musun? Çünkü bir yerden boşaltamaz, bak çöpler ağzına kadar dolu. Bunu gördük. Bu yılda yine belediyenin kabahati var. İftar zamanı, yani Ramazan ayında. İftardan sonra da bu iftar yemeği veren bölgelere çöp kamyonu giderek çöpleri alsa bu olmayacak. Ama ne hikmetse çöp kamyonu bir kere dolaşıyor ama 6 ayda da 55 bin litre mazot alıyor küçücük ilçe. O mazot da nereye gidiyor? Açıklamasını yapsın plaka plaka. Şeffaf belediyecilik ya Turhan amca. Neyse devam edelim. Ya da etmeyelim ya. Yani konu bu kadar basit. Anlayacağınız gazete toplanıyormuş. Senin gazeteni kimse toplamaz. Hala benim kapımda senin gazeten duruyor. Açıp bakan bile yok. Dağıtanların kamera görüntüsü kendimde mevcut. Çünkü benim evimin kameraları var. Toplayan da kimse yok. Yani gelip bakabilirsin istiyorsan yarın. Gazeten kapıda duruyor. Tamam mı şekerim? Orada, hani alıp bakan yok. Karşı komşumunki de duruyor. 1 ile 2'ninki duruyor mu bilmiyorum. Hiç dikkat etmedim. Çünkü benim katımda zaten benden başka oturan yok. Bir tek ben oturuyorum. Hepsi boş. Tamam mı? Bay hakimiyet. Bir daha da benimle ilgili haber yapacağın zaman daha dürüst, daha mert, daha tarafsız olmanı öneririm. Çünkü şu ana kadar anladığım sen zerre tarafsız değilsin ve yoksun olduğum bazı duygularım var.